namaz kılınmasına engel olacak bir iş yapmak caiz midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu dersimizi mübarek eylesin. İfade ettiğim üzere ifadede, istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hata yapmaktan muhafaza eylesin. Ve bu konuda da bizleri daim eylesin diyelim. Şimdi sualde namaz kılmaktan engelleyecek bir iş, yani diğer bir ifadeyle çalıştığınız ortamda size namaz kılmaya müsaade edilmiyorsa sizin böyle bir ortamda çalışmanız caiz olur mu? Meseleyi bu şekilde de alabiliriz. Ya da işvereninizin, yani patronunuzun işçi olarak sizi çalıştırdığı sürece mesai saatlerinde namaz kılmaktan engelleme hakkı var mıdır? Bunu bu şekilde de ele alma imkanımız var. Her şeyden önce bir Müslümanın namaz kılması, farz olan namazlardan bahsediyoruz, temel haklarındandır. Hatta günümüzdeki mer'i hukukta dahi, yani beşeri olan, İslami olmayan, şu anda mevcut uygulamada var olan bu hukukta dahi inanç sahibi olan her bir kesim, sadece Müslümanlarla alakalı değil, kendi inancının vecibelerini yerine getirmesi temel haklar olarak değerlendiriliyor. Peki temel hak olması ne demektir? Aslında her bir iş akdi sözleşmesinde bunlar zaruri olarak istisna edilmiş demektir. Yani ben bir yerde çalışıyorsam, işte falan saat ile filan saat arasında mesaimi veriyorum, ben burada çalışmanın mukabil ücret alıyorsam, bunun bir nevi eciri has oluyorum fıkıh dilinde ve bu zaman zarfında bütün mesaimiz sizin, yani işveren için vermem gerekiyor. Ama bunun için de benim zaruri olan ihtiyaçlarım, yemem, içmem gibi, işte affedersiniz tuvalet ihtiyacım gibi ve yine de benim zaruri olan ihtiyaçlarımdan namaz ibadetim. Bu istisna olunmuştur. Bunun ne işveren sınırlama yetkisine sahiptir, ne de işçi bunu özellikle telaffuz etme mecburiyeti vardır. Dolayısıyla bir Müslüman farz olan namazlardan bahsediyoruz, nafilelerden değil. Farz olan namazlar, tabi farz namaz derken namazın öncesinde ve sonrasındaki sünnetler de her ne kadar nafile olsa da 5 vakit namaz konumunda. Bunlar da bu istisnanın içine girmiştir. Yani kişinin temel haklarındandır. Dolayısıyla bir işverenin bunları engelleme hakkı yoktur. İşçi bu namazlarını tabii ki kılabilir, mesai saatleri içinde, hatta kılması da gereklidir. Peki bulunmuş olduğu ortamda bir şekilde bunları kılamıyorsa, engel olunuluyorsa, kılınması durumunda işte işten çıkartılmakla tehdit olunuyorsa diyelim, böyle bir durumda bu kişi için bir ruhsattır. Bu adam namaz kılmasın, sonra eve gittiği zaman kaza yapsın denir mi? Asla böyle bir şey denmez. Çünkü bu Allah'ın farz kılmış olduğu günde 5 vakit ifa edilmesi gereken bir ibadet. Hiçbir kulun bu konuda engelleme hakkına sahip değildir. Peki çalışmama müsaade etmiyorsa burada şunu deriz. Bu insan ne yapıp ne edip kendisine namazını kılabileceği bir iş bulması, yani ibadetlerinden taviz vermeyeceği bir iş araması gerekir. Eğer oradan çıkması durumunda o muadilde bir iş bulabiliyorsa zaten orada durması da caiz değil. Ama işte oradan çıktığı zaman aç kalacak, çoluk çocuğun maişetini temin edemeyecek, ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacaksa böyle bir konuda yine biz ona deriz ki namazını bırakmana biz fetva vermeyiz. Ama eğer bir şekilde kılamadıysan da illaki o namazın kaza etmekte de mükellef olduğunu da bilmen gerekir deriz. Rabbim kolaylık versin. Sağ olun hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.